Herkese merhaba, herkese günaydın. Play Spor'un yeni programı, yeni kuşağı Ne Var Ne Yok ile karşınızdayız. Okay Karacan, Yeşillikler önünden, evinin bahçesinden bizlerle birlikte. Okay merhaba, günaydın. Günaydın, nasılsın? Abi iyiyim. Karantina saatlerine göre biraz erken saat. Çünkü nedense hep bir geç yatma hali oldu. Fakat artık yavaş yavaş yeni normale, yeni saatlere alışıyoruz. Bundan böyle saat 11'de haberlere bakacağız, sosyal medyaya bakacağız, gazetelere bakacağız. Ve ne var ne yok diyeceğiz. Ne var ne yok aslında biraz eskide bizim çok kullandığımız. Abi ne var ya, ne var ne yok ya tarzında bir ifadeydi. O yüzden aslında onu düşündük ama bir yandan da bugün de konuşacağız. Gazetelerde ne var ne yok, basında ne var ne yok. Hem de ne var ne yok, yani yazılamayan bazen haberler de olabiliyor biliyorsun. Yani gazetecilikten bahsettiğimiz zaman biraz ona da ironi olsun diye böyle bir ne var ne yok diyelim dedik. Bizi izleyen, takip eden arkadaşlarımız da abi ne haber, nasılsın, ne var ne yok anlamında bir giriş yaptık. Bundan sonra her gün saat 11'de yani bu gazete haberleri ve genel gündem değerlendirmesini bu saatte yapacağız diyelim. Ne var ne yok? Ne var ne yok? Dün akşam saatlerinde Fenerbahçe teknik direktörünü buldu neredeyse tarzı bir haber çıktı sosyal medyada. Daha doğrusu TRT Spor'dan çıktı. Aslında güzel bir habercilik. Ama haberin veriliş tarzıyla alakalı bir tuhaf algılama oldu. Şimdi biz de tam Volkan Demir'le Okay Fenerbahçe gündemli bir özel program yapıyorduk. Tam o program bittiğinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu tarzı çıkınca ya biz Erol Bulut mu olur? Bielisa mı olur? Sürpriz kim olur? Abdullah Avcı üçüncü aday mıydı? Okan Buruk'la alakalı Fenerbahçe'nin bir girişimi olmuş. Volkan onu anlattı derken Tahir Karapınar nereden çıktı? Tahir Karapınar hangi kimdi ya falan gibi oldu herkes. Sonra işin aslı ortaya çıktı ki altyapı yine koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak tarzı bir arayış devam ediyor. Yani dün akşamdan bahsediyorum. Sende taze bilgiler var. O yüzden de iddialı bir şekilde alt yazımızda yazdık ama altyapı koordinatörlüğü için düşünülüyor ama pro lisansı da olduğu için takımın başında hoca yok yani çıkaracak. Ona da yardımcı olur şeklinde. Hemen bir hatırlatma yapayım. Bakınız Mehmet Aurelio. Mehmet Aurelio da geldiği zaman yardımcı antrenör olarak geldi ama dedik ki acaba pro lisansı var mı? Varsa hani onu da idare eder yani. 8 hafta takımın başında da çıkar şeklinde. Dolayısıyla hani o takımın başında çıkacak teknik direktör anlamında haberi verirken bir anlam kayması olmuş. Sonra haberi yapan arkadaşımız Yağız Sabuncuoğlu düzeltti. Ya beyler altyapı koordinatörlüğü için ama teknik direktör şartlarına da haiz olduğu için o şekilde verdim dedi. Öyle bir yarım saatlik sosyal medya şoku oldu. Ama sonuç olarak Tahir Karapınar'la ilgili ciddi gelişmeler var. İşin o tarafını sana bırakıyorum. Evet. Yani Yağız'ı tebrik ederim önce. Fenerbahçe'deki bütün haberler önce ondan çıkıyor. Bravo yani gerçekten. Böyle büyük bir kulüpten bütün haberleri ilk alan olmak büyük bir başarıdır. Genç bir kardeşimiz, kendisi tebrik ediyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok bu konuyla alakalı olarak. Dolayısıyla önce onun hakkını verelim. Veriliş şekliyle ilgili evet biraz yanlış olmuş. Yani veriliş şekli daha iyi edebilirmiş. O her yiğidin başka türlü bir yolu vardır. Onu eleştirmek bize kalmasın. Tahir Karapınar İstanbul'da evet Fenerbahçe ile herhalde bugün anlaşmayı yapacak ve takımla birlikte olmaya başlayacak. Çünkü hafta sonu Fenerbahçe'de bir teknik adamla maçlara çıkmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla Tahir Hoca geldi. Tabii bundan birkaç ay diyeceğim artık karantina günlerinde Yalçın Koşukavak ismi ortaya çıktığında Yalçın Koşukavak isminin şöyle mümkün olabileceğini söylemiştim burada. Kendisi Fenerbahçe altyapısındaki isimlerin biriyle yani Serhat Pekmezci ile Serdar Dayat'la Altay'dan İzmir'deki futbol oynadıkları yıllardan iyi arkadaşlar. Dolayısıyla Serhat Pekmezci scouting yapıyor. Serdar Dayat altyapıda görev yapıyor. Dolayısıyla iki arkadaş bir başka arkadaşlarını oraya getirmeyi
düşünmüş olabilirler ve bu doğru mantıklı bir yaklaşım olabilir demiştik. Ama Yalçın Koçukova'nın altyapı çalışması yapmak istemediği belirtilmişti. Dolayısıyla Yalçın Koçukova meselesini böyle analiz ettikten sonra Tahir Karapınar meselesini de bu şekilde analiz etmem gerektiğini düşünerek bir araştırma yaptım. Biraz alt liglerle alakalı, kim kimdir, ne nedir, hangi bölgelerde kimler kahramandır, kimler nerede oynamışlardır ilgi sahibi olduğum için bu konuyla da ilgili bilgiye çok rahat ulaşabiliyorum. Ama amacım hani oraları dolaşıp da ne oluyor demek değil, bir şey ortaya çıktıktan sonra bir paylaşmak. Şimdi Tahir Karapınar ile ilgili haberin çıkış şeklini sen anlattın. İnsanlar biraz gırgır yapmaya başladılar ki bu çok hoş olmadı bence. İşte Fenerbahçe... Kulaklığın var mı? Ya var kulaklığım da. Evet, gene ona dönmemiz lazım. Fokur fokur bir ses geliyor diye bizim Ozan da hatırlatmış. Sen onu girerken, çünkü önemli bölümüne tekrar geldin. Bir kesilme olmasın o anlamda. Nasıl? Evet. Gayet iyi. Yine mikrofona doğru konuşursan ben de tutuyorum. Okey. Evet. Yani işte aradığımız hocayı bulduk. Bu muymuş Tahir Karapınar? Efendime söyleyeyim. Artık sırtımız yere gelmez gibi espriler oldu. Espri olduğunu düşünmek istiyorum bunların. Tabii haberin ortaya çıkış şekli Fenerbahçe Kulübü'nün profesyonelliğine çok uygun olmadığı için bu tip esprilerin içine düşmek de fevkalade normal. Yani Fenerbahçe Kulübü bir resmi açıklama yapabilirdi bu konuyla alakalı olarak. Denirdi ki kulübümüz teknik direktörle ilgili olarak sezonun kısa olması, 8 hafta olması ve yeni sezon planlarının tamamlanıp yerine getirilmesi için geçici bir süreyle altyapıyı da koordine etmesi için anlaştığımız Sayın Tahir Karapınar'la anlaşmış. Bu süre içerisinde A takımımızla birlikte maçlara çıkacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz şeklinde bir açıklama yapsaydı insanlar şunu düşünürlerdi. Evet, altyapıda Tahir Karapınar görev yapacak bundan sonra ve daha sonra da A takıma bir hoca gelecek. Tahir Karapınar da altyapıya dönecek. Altyapı üst yapı koordinasyonunu da sağlayan isimlerden birisi olacak diye algılardı ama bir başka yerden haber çıktı. Bu haber henüz doğrulanmadı ama Tahir Karapınar İstanbul'da. Herhalde bugün anlaşmayı yapacaklar. Zaten zaman da çok daraldı. Yani hafta sonu Fenerbahçe maça çıkacak. Şimdi şeye kızıyorum ben. İnsanların meseleyi popüler kültür açısından bakmasına bayağı bozuluyorum. Yani Türkiye'de futbol kahramanları sadece İstanbul'da 3 büyüklerde oynayanlar değil ya da 4 büyüklerde Trabzon'da oynayanlar değil. Türkiye'nin bölgesel kahramanları da var. Eskişehir'de de var, Antalya'da da var, Burdur'da da var, Tokat'ta da var, Manisa'da da var, İzmir'de de var ve İzmir'de bayağı bir kahraman var. Tahir benim futbol anlattığım yıllarda futbolunu izlediğim bir isim. Bir sol kanat oyuncusuydu. Muz ortaları. Bildiğimiz Tahir. Tahir. Altaylı mıydı? Altaylı Tahir tabii ki. Altaylı Tahir, ha okey ya. Tamam, biliyorum. Muz ortaları. Bak, pardon, transfer marketi açtım şu anda. Antrenör lisansı UEFA Pro lisans diyor. 53 yaşında, İzmir doğumlu ve Tahir, yani evet bildiğimiz, son takımlarını falan da söyleyeceğim sen konuşurken. Zafer, Orhan, Alpay, Tahir, evet, Ramazan. O Tahir sol kanatta, sol çizgide oynar. Hatta İzmirli dostlarım var. Onlar sol çizginin ismi Tahir Karapınar'dır der. Yani alt takımdaki sol çizgi Tahir Karapınar yazar orada. Ama ben hatırlıyorum hakikaten o muz orta hikayeleriyle alakalı. Şimdi kendisi şöyle bir kariyere sahip. Tire'de futbol oynamış. Tire'nin gururu olarak kendini görüyor herkes. Şöyle açalım, evet. Fatih Terim'le 1989-92'de Göztepe'de orada Terim'in bulunduğu dönemde Göztepe'de futbolcu. Bir kere futbolcu. Fatih Terim'le birlikte bir yolculuğa çıkmış. Daha sonra o dönemden Altay'a geçiyor ve 12 yıl Altay'da oynuyor. Altay'da takım kaptanlığına kadar çıkıyor. 12 yıl çok önemli bir şeydir. Ve İzmir'de önemli kahraman isimlerden birisi. Sevilen isimlerden birisi. Şöyle söyleyeyim Orkun. Mustafa Denizli'den sonra Altay'da İzmir'de jübilesi yapılan ikinci ve son futbolcu. Yani İzmir futbolunda jübilesi yapılan bir Mustafa Denizli var. Bir Tahir var. Mustafa Denizli de kornerden attığı gollerle serbest vuruş ustalığıyla bilinir. Bu da muz ortalarıyla bilinen bir isim Tahir. Daha sonra işte yardımcı antrenörlüğü var. Not aldım buraya 2003-2005. Sonra genel koordinatörlüğü var 6 ayda. 2009'da da teknik direktör olmuş. Takımı playoff'a taşımış. Küme düşürüldüğü dönem 6 ayın bir takım hadiseler nedeniyle futbola küsüyor ve futbolu bırakıyor.
karakteri çok sağlam bir insan. Hani ben de biraz tanırım. Çok gerçekten çok düzgün karakterli, parmakla gösterilecek bir insan bir kere Tahir. Tahir diyorum çünkü benim yaşıtım bir insan olduğu için onu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çevresi de çok seviyor Tahir Karapınar'ı. Hani dolayısıyla şöyle bir bağlantı kurayım o zaman. Serdar Dayat, Serhat Pekmezci ikilisinin arkadaşı, beraber top oynamışlar, üniversiteden arkadaşlar, birlikte çalışmaları son derece normal. Fenerbahçe altyapısını koordine konusunda bütün tamamlanmış durumda. Artı Mahmut Özgener, eski federasyon başkanı da bildiğim kadarıyla Fenerbahçe, yani Altaylı Mahmut'tur. Mahmut Özgener ailesi söyleyeyim. Dolayısıyla Emre Belezoğlu Mahmut Özgener'le de bu konuyu konuşarak ondan da ranseyman almıştır. Yani şeyini vermiştir. Onayını ver. Onay demeyeyim de ne derler ona cümlesini bulamadım. Şimdi sen anlatınca bende tabii çok daha güzel uyandı. Ya bu hani algı her şey, algı gerçeğin önünde de bir gerçek ya aslında. Ya evet. Tahir Karapınar deyince nereden çıktı bu Tahir Karapınar? Hem de bir teknik direktör arayışında Tahir Karapınar deyince iyice hocanın, sevgili Tahir'in bizle yaşıtsa eğer, futbolcu da olarak yakından tanıdığımız bildiğimiz bir anda, evet durup dururken bir anda bir işte burada da yazıyor işte dalga geç, niye dalga geçilir anlamıyorum demiş Tayfun Kılıç. Bir anda bir neredeyse dalga konusu oldu. Nereden çıktı bu Tahir Karapınar? Halbuki ya Altaylı Tahir dese ya bizim jenerasyon ve bize yakın olanların çoğu bilir. Altyapı için geliyor. Bir de senin bu anlattığın sistem içinde geliyorsa güzel, bak Fenerbahçe altyapısında da güzel çalışmalar yapıyor. Eski bilinen İzmir'in önemli oyuncularından bir tanesi. Sonra da ben sana yardım olarak söyleyeyim. O 6 aydaki teknik direktörlük döneminden sonra bak çok ciddi çalışmalar yapmış. Abdullah Ercan'la birlikte Gaziantepspor'da bir sezon. Evet. 30, sonra Kemal Özdeş'le beraber yine yardımcı antrenör Manisa Spor'da. Sonrasında evet. Şifo Mehmet'le, Mehmet Hoca'yla Konya Spor'da da yardımcı hocalık yapmış. Birkaç ay. Antalya'da bölümünde falan. Yani futbolun emekçiliğine, hocalığına soyunmuş. Bu yolda, bu kulvarda devam eden ve bizim de bildiğimiz Tahir. Yani şunun gibi mesela yine eskilerden hatırlatayım. Hani Sedat 3 diye bilinirdi. Bursa Spor'un meşhur Sedat 3. O zaman 1-2-3 enteresan şeyler vardı. Hani küçük Hasan, büyük Hasan tarzıyla efsane Sedat 3. Sedat 3'ün ben soyadını bilmiyorum. Bir anda o söylense Sedat bilmem kim gelecek Sedat diye. Özden. Ya bu kimmiş de? Sedat Özen dese mesela o kimdi? Özden. Ya Sedat 3 dense herkes heyecanlanır yani, bilenler en azından. Yani o tarz. Daha bunların daha güncel örnekleri de vardır mutlaka. Yani ismiyle tanıdığımız bir ismi bir anda Tahir Karapınar. Ondan sonra birisi de şey diyor. Bunu sadece tarihi Kırkpınar diye okuyan ben miyim demiş. Ya. Ondan sonra yani hani öyle bir algı çok kötü bir şey. İzmir futbolunun çok önemli ve bizim de yakından tanıdığımız ve çok da ciddi bir futbol emekçisi olduğunu gördüğümüz Tahir Hoca'yı bir anda ya bu nereden çıktı havası. O yüzden daha özenli olmak lazım. O yüzden daha dikkatli olmak gerekiyor. Ya iki tane özensizlik var. Bunu Manchester United yapmaz, Barcelona yapmaz, Borussia Dortmund yapmaz. Fenerbahçe yapmış. Kusura bakmasınlar. Federasyonu. Çünkü daha anlaşmadık süreci devam ederken haber bir yerlerde oluyor. Mesela benim duyduğum iki hoca daha, yani totalde üç hoca ile bu anlamda görüşüyorlar. Bir anda hocanın ismini düşürüyor yani. Halbuki o Altay'dan geliyor, senin anlattığın gibi dese, insan bir hikayesiyle gelse ve de altyapıya, gençlere yardımcı olacak sonuçta. İşte pro lisansı varsa takımın da başında da çıkar sembolik olarak. Gece saatlerinde bu haber düştüğü için yine federasyonun iletişimini, Nihat Bey'in iletişimini doğru yapamadı federasyonun yetkilileri derken, aynı şekilde Fenerbahçe'de bu iletişimi doğru yapamadı diyerek hakkaniyetli davranalım. Madem bu haber duyuldu, sitelere düştü. Bak bir daha söylüyorum. Gazeteler artık kamuoyu değil. Kamuoyu Twitter. Bu kadar. Bitti. Geçmiş olsun. Anında. Kabul etmek zorundasınız. Düştüyse hızlıca bir şey yazılır. Adaylarımız arasında Tahir Karapınar da vardır. Bu konu şöyledir. Altyapıda görev yapacaktır. 8 hafta boyunca da A takımımızla birlikte olacaktır. Bu dönemde altyapıyla üst yapı arasındaki koordinasyonun sağlanması konusunda bir ön çalışma dönemidir dese, bak iletişim budur. Taraftar bunu okur sitesine. Fenerbahçe'nin milyonlarca taraf şeyi var, takipçisi okur. Ha der. Altına da yabancıların yaptığı gibi
bir yıldız işareti koyup. Tahir Karapınar 1967 yılında Tire'de doğdu. 12 sezon 6 ay 3 sene Göztepe'de oynadı. İzmir futbolunda muz ortalarıyla sol kanat oyunuyla tanınır. Mustafa Denizli'den sonra jübilesi yapan ikinci oyuncudur ve bölgede efsane isimlerden birisidir. Karapınar bıdı 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 dese muazzam bir iletişim olacak. İletişim böyle bir şey. Yani iletişim bir muhabire bir şey söylemek değil. Ya Okay biliyor musun? Falancı hocayla anlaştık. Okay'cım feşmekenci. Bu değil iletişim. İletişim bu. Yani bu yüzden de Fenerbahçe'yi eleştirebiliriz. Başka bir türlü değil. Artı bakanları da ben gördüm. Seninle gece bir ara yazıştık. Güreşçi mi yazmışlar? Yani Tahir Karapınar. İşte Kırkpınar. Tahir. Tarih Kırkpınar diye. Yani o yüzden onlar da çok üzüldü. Yani adı geçen birçok isimden yani hatta çalışan birçok isimden çok daha fazla teknik altyapısı olan ve emeği olan bir isim Tahir Hoca. Yani onu görüyoruz burada. Ya mesela abi, Mehmet Aurelio'nun bir Çorum Spor, bir Sakarya Spor geçmişi var. Fenerbahçeli futbolcu abi falan gibi gelecek. Volkan Demirel'in hiç yok. O yeni başladı. O da işin içinde. O anlamda aslında en kariyerli isim olacak orada. İsimlerden biri olacak belki de. Ve altyapıya hele biz daha iki gün önce ne konuştuk? Altyapı hocalığı çok önemli. İyi ücretlerle o çocuklarla ilgilenecek hocalar bulunsun. Serpil Hamdi Tüzün dedik, Gündüz Tekin Onay dedik. Dolayısıyla güzel bir hamle sunulurken bir tuhaf oldu. Bundan sonrası iyi olur. Biz şeyimizi, düşüncemizi koymuş olalım. Bunları söyleyecek tecrübe ve yaştayız da bu meslekte 30 yıl. Türk Futbol Federasyonu'nun altyapı takımlarında, genç takımlarında da görev yapmış bir isim ayrıca Tahir Hoca. Dolayısıyla Türkiye'de şunu artık kafadan atmak lazım. Popülerin peşinden koşmak. Falan. Takipçisi çok. Çok televizyona çıkıyor. Çok parası var. Bilmem ne. Ünlü futbolcu bilmem ne. Yok abi, İzmir için Tahir önemli bir oyuncu. Hatta ben hayatta hep söylerim ya. Mesela Ünal'la Hami'yi hep böyle karıştırırım. Zihin, hani tipleri bile benzemez. Oynadıkları yerler falan. Zihin sana hep oyun oynar. Böyle zihin oyun oynar. En yakın arkadaşlarım arasında da olur. Tahir'le Orhan'ı karıştırmışımdır ben. Alpay'la savunmada oynardı Orhan. Ben Tahir'le karıştırırım. Erciye'yle Altay'ı. Erciye'ye bir ara Altay diyordun sürekli. Evet, Erciye'yle Altay'ı. Ya öyle zaman şey. İçerisinde insanın zihni bazen böyle karıştırabiliyor şeyleri, isimleri karıştırabiliyor. Aslan Baysal Kuşadası'ndan sevgili dostumuz, öncelikle iyi yayınlar. Tahir Karapınar hamlesinin köprüden önce son çıkış yerine sıkışık trafikte tali yoldan zaman kazanma çabası olarak görüyorum demiş. Ya işte böyle plansız programsız gündeme gelince herkes her türlü görebilir ama birkaç sezondan beri de çalışmıyormuş sanırım hoca. Ama belki milli takımlarda falan yine desteği olabilir. Hoca ticaret yapıyor. Yani o yüzden. Gelip hani burada Fenerbahçe'nin altyapısı için emek veren bir teknik adam olacak. Ama pro lisansı da olduğuna göre bu 8 haftada gelir orada. Emre'yle de beraber, Volkan'la da beraber, ekibin içindeki herkesle beraber takımın içinde o gereken görevi yapabilir. Çünkü halen yavaş yavaş geçersek hafta sonu lig başlıyor. Ve Fenerbahçe'nin hocası yok. Hocası olmadığı için orada birisinin olması gerekiyor. Takımın başında. İşte Serdar Hoca altyapıdan. Şenol Hoca yine. Onların pro lisansı var. Onları biz görmeyi düşünüyoruz. Evet. Tahir Hoca gelirse belki onunla alakalı da bir durum olabilir. Ama böyle bir iletişim kazası şöyle demeyelim de yanlış anlaşılmasının ardından gerçekler bu şekilde. Tahir Hoca, Tahir Karapınar İstanbul'da bugün görüşmeler var. Benim duyduğum kadarıyla başka birkaç aday daha var. Dolayısıyla ama daha önde olan ve artık hemen hemen anlaştığı gibi olan bu altyapı hamlesi zaten. Yani biz hep Fenerbahçe'yi konuşurken diyoruz ya, en ufak bir şey ne kadar çok gündem oluyor diye. Galatasaray'da koskoca diyeceğim futbolculuğuyla da, onun dışında teknik adamlık, daha doğrusu yardımcı antrenörlük döneminde de yaptığı olumlu olumsuz her şeyle gündemde olan Hasan Şaş gitti. Yani iki gün konuşuldu. Yani ne oldu? Kim kime ne dedi? Bizim Mehmet Ayan geldi, katıldı programa. Bir yabancı futbolcuyla ciddi bir atışması, yani kavga tartışma noktasında olmuş. Ama neden öyle çok yangın koparmıyor? Zaman zaman soruyor arkadaşlar. Ya Hasan Şaş neden gitti? Ben de diyorum işte Mehmet Ayan anlatmıştı diyorum. Hani ben de anlattı ama benim bile kafamda tam oturmuyor. Çok konuşulmadığı için. Ondan sonra ve Fenerbahçe'nin altyapı hocası bile ciddi şekilde ama tabii o sunuşla alakalı biraz. Onu da hatırlatalım. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bu aslında Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Erol Bulut olma ihtimalinin çok yükseldiğini gösteriyor. Evet.
Yani oraya doğru görevi bittikten sonra Tahir Karapınar altyapı üst yapı arasındaki koordinasyonu Serdar Dayat, Serhat Pekmezci ile birlikte yürütecek. Erol Bulut da takımın başına geçecek. Bu beklentiyi çok yükseltiyor. Yani Fenerbahçe 8 hafta daha zaman kazandı. Burada riske attıkları tek şey var, Türkiye Kupası. Yani ve Fenerbahçe'yi futbol aklı olarak sahaya Emre Belezoğlu'nun, Mehmet Aurelio'nun, Volkan Demirel'in çıkaracağı. Yani futbol aklı bu. Çünkü Tahir Karapınar, 2 yıldır teknik adamlık yapmamış bir Tahir Karapınar gelir gelmez Fenerbahçe takımına 4-2-3-1, 4-4-2, 3-5-2 oynayacağız veya sen şurada sen burada oynayacaksın demez. Sadece orada bir şekilde yardımcı olur ve pro lisansıyla çıkar. İşte röportajlara girer, çıkar. Basın toplantılarına girer, çıkar. Altyapı arasındaki ilişkiyi... Pro lisanslı bir hocanın hazırlık sürecinde de takımın başında yer alması gerekiyor. Biz bir kere hani Emre Belezoğlu'nun fotoğrafı olmuştu. Resmi sitede Emre Belezoğlu yönetiminde diye bir haber çıkmıştı. O da büyük bir hataydı. Çünkü lisans yönetmeliğine göre lisansı olmayan, yani pro lisansı olmayan, daha doğrusu Emre'nin lisansı futbolcu lisansı, hoca lisansı değil. Hoca lisansı olmayan bir futbolcunun takımı çalıştırma yetkisi yok ve bunun ciddi cezası var. Dolayısıyla hani çalıştırma anlamında da önemli, ama tabii Volkan Demirel'in filan A lisansı, O lisanslar yetiyor. Onu da hatırlatalım. Bu arada Fenerbahçe'nin kaosu satıyor diyen Alp Giray Yıldız'a katılıyorum. Benim söylediğimi tekrarlamış. Müjdat Can da taraftar artık isimlere takıntı yapmayı bırakmalı. Kulübe kim emek veriyorsa destek verilmeli. Çok değerler kaybedildi. Evet, yani bu her takımda aslında oluyormuş ama sanki Fenerbahçe'de daha çok oluyor gibi bana geliyor. Beğenileri esirgemeyelim diyen Semih Karagöz'e biz de teşekkür edelim. Hakikaten alttaki şu işarete basın. Yani bu kötü, bu iyi. İyi evet. Tarafa basarsanız seviniriz. Beğenmediğiniz bir şey varsa da tabii ki. Gazetelere bakalım bugün neler var manşetlerde.